Bu video bir takipçimizin agnostik olma süreci yani dinden sıyrılma sürecini anlatmaktadır. Herkese merhaba. Öncelikle sizin gibi bir kitleye hitap ettiğim için çok mutluyum. Sizin gibi insanların olduğunu bilmek biraz da olsa gelecek adına umut veriyor. Bu da benim agnostik olma hikayem. Adım İbrahim. Evet, şu oğlunu kesecekken gökten koç hediye edilen şahıstan geliyor adım. Şu an 26 yaşındayım. Yaklaşık bir yıldır da bu düşüncedeyim. Doğuma büyüme Trabzonluyum. Nasıl bir ortam olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Ailem kendi halinde namazını kılan bir aile. Ben de bir dönem 5 vakit namazımı kılıyordum. Ne günlerdi be! Sabah namazına kalkacağım diye imanım gevrerdi. Ben de çoğunuz gibi yaz tatillerinde cami kurslarına giden, Arapça ve dua öğrenmeye çalışan biriydim. Hatta hiç unutmam bir keresinde tam Kur'an'a geçmiştim de kurs bitmişti. Sonra gelecek yıl tekrar baştan başlamam gerekmişti falan. Ama dua ezberim iyidir. Klasik bir Müslümanken aklıma takılan soruları sormaya bile korkardım. Hatırlıyorum o günleri. Yatağın içinde tövbe tövbe diye sayıklardım. Nasıl başladığına gelecek olursak, geçen sene iş için şehir dışına yerleştim. Çok değil, 6 ay kaldım orada. Şantiye ortamını bilen bilir. İşim bilgisayar başındaydı, o yüzden YouTube'da bol bol gezerdim. Karşıma bir video çıktı. Buradaki çoğu kişi de muhtemelen bilir. Gerçek Mekke Petra diye bir video. Onu izledim ve Allah Allah dedim, nasıl olabilir? Bu mümkün mü? Bunca yıldır yanlış yere yönelmedik ya. Ve hemen sonrasında bu videoyu çürütmeye çalışan kişilerin videolarını izledim. Çünkü yanlış olamazdı. Olmamalıydı. Neyse, ben videolar alemine kapılmıştım bir kere ama videoları biri içeri girip duyar da yanlış anlar diye sessiz izliyordum. Sonra hepimizin çok sevdiği Tonton hocamız Celal Şengör'ün bir videosu çıktı karşıma. Şöyle diyordu. Kur'an'da depremler olmasın diye dağları kazık çaktık yazıyor. Celal Hoca ise bunun doğru olmadığını, tam aksine dağların bulunduğu bölgelerde daha çok deprem meydana geldiğini söylüyordu. Nasıl yani? Kur'an bilimle çelişiyor muydu yoksa? Ama nasıl olur? Kur'an bilimsel bir kitaptı. İçinde türlü türlü mucizeler vardı. Ama yine de tam anlamıyla sorgulayamıyordum çünkü korkuyordum. Aradan birkaç gün geçmişti, şantiyede çok işimiz yoktu, oturup muhabbet ediyorduk. Bizimle çalışan bir çocuk vardı. Konu nereden açıldı hatırlamıyorum ama şakayla karışık ben Hristiyan olacağım dedi. Biz de güldük tabii. Aramızda bir İsmail abimiz vardı. Bu sözün üzerine Hristiyan olacağına ateist ol daha iyi gibi sözler söyledi. Merak edip sen inanıyor musun abi dedim. Yok bence hepsi yalan dedi. Öyle deyince vay be dedim adama bak. Çünkü ömrümde ilk defa bir ateistle karşı karşıya gelmiştim. Bizim buralarda pek yoktur böyle insanlar. Neden inanmıyorsun abi dedim. Ya şimdi ben burada anlatamam dedi. Ben de daha fazla üstelemeyip tamam dedim. Sonra öğrendim ki yanında çalıştığım doktor da inanmıyormuş. Vay be dedim, nereye düştük? Doktorun evi uzaktı. Bir kış günü evine gidemedi. Ben de gel bende kal hocam dedim. Sağ olsun beni kırmayıp kabul etti. Yemek falan hazırladım, oturduk, yedik derken muhabbet etmeye başladık. Muhabbetin ortasında açık açık sordum. Hocam, İsmail söyledi. Siz de inanmıyormuşsunuz dedim. Evet dedi. Neden dedim ve başladı anlatmaya. Kur'an'daki ayetlerden örnek verdi. Kur'an'da kölelikle ilgili yazan ayetlerden falan bahsedip bunları söyleyen Tanrı benim Tanrım olamaz dedi. Şaşırmıştım. Kur'an'da öyle şeyler yazmaz diye düşünüyordum. Bir Müslüman olarak doktoru lafını kesmeden dinledim.
Konuşmasını bitirirken şöyle dedi. Tabii ki benim dememle olmaz. Kendin açıp okuman lazım. Bunlar benim düşüncelerim. Ulan 25 yaşıma geldim, daha şu Kur'an'ı bir kere açıp Allah bize ne diyor diye okumadım diye sitem ettim kendime. Hemen ertesi gün işe gider gitmez internetten Kur'an'ın Türkçe mealini buldum. Tarafsız olmalıydım, korkmamalıydım. Okumaya başladım ve tabii Bakara suresinde sorular ard arda gelmeye başladı. Şurada niye böyle dedi, burada niye böyle dedi falan. Notlar alıyordum, kağıtlar yetmiyordu anasını satayım. Akşam eve gidince okumaya devam ettim. Ettikçe daha çok şaşırdım. Bu mu yani? Koskoca Kur'an-ı Kerim'de böyle şeyler mi yazıyordu? Sonra internet üzerinden araştırma devri başladı tabii ama araştırmalar arttıkça sonuç hüsrandı. Yavaş yavaş Müslümanlıktan çıkıyordum. Müslümanlıktan çıkmak ne büyük bir olay, bunu Müslüman olmayan anlayamaz. Neyse, Celal Şengör'ü görmüştüm bir kere. Onun videolarından devam ettim. Bu süreci Richard Dawkins, Efe Aydal, Turan Dursun ve Din ve Mitoloji takip etti. Onların sayısız videolarını izledim, hem de çok severek. Hele Richard'ın papazlarla atışmaları yok mu? Bizdeki hocaların Amerikan versiyonu resmen. Hem de üstadın çok güzel ve mükemmel doğrulukta bir sözü var. Coğrafya kaderdir. Ne kadar da doğru. Ulu, yüce, mükemmel, hatasız Tanrımız bunu düşünemedi galiba. Neticede herkes doğduğu yerin diniyle büyür. Bakmayın siz ben araştırır bulurum diyenlere. Kendilerini kandırıyorlar ancak. Kimisi de var ki açık açık ne yalan söyleyeyim ben Müslüman olmazdım der. Ben de olmazdım. Neyse bu süreç 2 aya yakın sürdü ve sonunda agnostik olmaya karar verdim. Tanrı var mıdır bilemem ama kendimce var olma ihtimaline %51 verebiliyorum. Daha fazlası olması imkansız. E tabi ben böyle dinden çıktım da nasıl açıklayacağım bunu çevreme? Uzun süreli bir ilişkim vardı. Şu an nişanlım olan kişiyle o zaman sevgiliyiz tabi. Zaten uzaktık birbirimize. Ona söylemeye karar verdim. Açtım telefonu ama öyle kolay olmadı. Kemküm ettim, lafı dolandırdım. Tabi bir yerden sonra anladı ve sen ateist mi oldun diyerek başladı ağlamaya. Çok üzüldü. Anlayabiliyordum. İnanamıyordu bu duruma. Aslında dini bilgisi yok denecek kadar zayıftı. Bana neden yaptın diyordu. Bunu bize neden yaptın? O bir tarafta ağlıyor, ben bir tarafta ağlıyorum. Aklımda deli sorular. Ne olacak şimdi? İlişkimizi devam ettirebilecek miyiz? Beni bu şekilde kabul edebilecek mi vesaire gibi sorular. İnatla bu durumu kabullenmek istemiyordu. Gerçi haklıydı da çünkü benim gibi adamın dinden çıkacağı kimsenin aklına gelmezdi. Telefonla konuşmaya devam ettik birkaç gün. O hala beni İslam'a geri döndürmeye uğraşıyordu. Ama tabii benim dönmeye hiç niyetim yoktu. Kaldı ki İnsan doğru olmadığını bildiği bir şeye niye inansın? Birkaç gün beni ikna etmeye çalıştıktan sonra aradı ve ayrılmak istediğini söyledi. Çünkü o Müslümandı ve ben dinsizdim. Artık evlenemezdik. İşte İslam'ın güzel yönlerinden biri daha. Kız alırık ama vermezük. Tabii ben de bunu kabullenmedim. Ona dinin saçmalıklarını anlatmaya çalıştım ama uzaktan olmuyordu. İş yerinden izin alarak memlekete onun yanına gittim. Oturduk bir bankta ve konuşmaya başladık. Tabii ben onun düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyince tekrar ağlamaya başladı. Çünkü yanına geldiğim için benim tekrar Müslüman olduğumu zannetmiş. Ona elimden geldiğince anlattım ama çok fazla kafasını da karıştırmak istemiyordum. Velhasıl konuşmamızdan bir sonuç çıkmadı ama ben yine de pes etmedim. Telefonla konuşmaya devam ettim çünkü biliyordum ki o da istemiyordu bu şekilde bitmesini. Ve uzun uzun konuşmalarımızın ardından
sonuç biraz garipti. O aslında benim Müslüman olmadığımı biliyordu ama arada bir bana "Nesin sen?" gibi sorular soruyordu. "İnsanım" diyordum, "onu sormadım" diyordu. Sırf onun için bana "dinin ne?" dediğinde "Müslümanım" diyorum. Yani anlayacağınız bizimkisi kendini kandırmak. O hala Müslüman ve ben onu o haliyle seviyorum. Aşk işte insana neler neler yaptırır. Kaldı ki ben o kadar huriyi çöpe attım. Ağzımı açıyor muyum? Şu an yakın arkadaş grubumdan sadece bir kişi biliyor bu durumu. Daha da kimseye söylemeyi düşünmüyorum açıkçası. Hele ailem duyarsa vah ne vah. Gerçi bahanem hazır. Bir dönem araştırdım, aklım karıştı o kadar. Ne yapayım dostlar? Yaşları almış başını gitmiş. Bu saatten sonra söylesem ne fayda? Varsın onlar beni Müslüman bilsinler. Artık korkacağım ya da dua edip bir şeyler isteyeceğim bir tanrım yok. Ve bu ilk etapta alışması zor bir durumda ama sanırım artık alıştım. Zaten o kadar aç, yoksul, sefalet içinde işkence gibi hayat yaşayan insanlar varken bir de biz dua edip yolunu tıkamayalım. Ben sıramı onlara veriyorum. Tabii eğer yukarılarda bir yerlerde onları duyan, dinleyen birisi varsa...